Merhaba arkadaşlar, Efer Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Refiye. Evet arkadaşlar, Eylül ayı Burç Tarot yorum videolarını çekmeye başladım ve Koç burcuyla başlıyoruz. Ama öncesinde kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her hafta sonu sizlerden gelen soruları cevaplandırdım. Soru cevap şeklindeki canlı yayınımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ve benden özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımız videolarımızın altındaki WhatsApp numarasından mesajla bana ulaşabilirler arkadaşlar dedikten sonra hemen Koç burcunun Eylül ayındaki içinde bulunacağı enerjilere bir bakalım. Evet arkadaşlar, 10 Eylül'de Balık burcunda bir dolunayımız, 26 Eylül'de ise Terazi burcunda bir yeni ayımız gerçekleşecek. Hadi bakalım. Sevgili Koç burcundaki arkadaşlarımızın Eylül ayında içinde bulunacağı enerjiler nelermiş? Bakalım, bakalım. Mutlu aile, çok güzel. Evet arkadaşlar, evlilik veya düğün. Bir kısmınız için arkadaşlar, evleneceğiniz kişi önceden evrilmiş, ayrılmış olabilir. Hatta çocukları olabilir. Bu yüzden böyle ilk başlarda biraz böyle çekinceniz, biraz acabalarınız olabilir. Ama sonunda her şey tatlıya bağlanıyor diyorum. Ve evet, birçok Koç burcundaki arkadaşlarımız için Eylül ayında evlenme kararlarının alınacağı, yuvaların kurulacağı bir dönem. Hayırlısı olsun diyoruz. Ve zafer, çok güzel. Maddi manevi her anlamda sıkıntı çektiğiniz, mücadele verdiğiniz her ne varsa zafere ulaşma enerjileri içinde olacaksınız. Koç burcundaki arkadaşlarım, azimle çalışmaya devam diyebilirim. Şimdi bu kartımız biraz iki anlamada gelir arkadaşlar. Bir kısmımız için bizim kıskançlığımız, elimizdekilerin kıymetini bilmemek, başkasının sahip olduğu şeyleri kıskanmak olabileceği gibi, ki kesinlikle bu duygudan hemen arınmanız lazım. Bir kısmımız için ise bizim sahip olduğumuz şeyleri dışarıdaki kişilerin kıskanç bakışları altında olması. Bu kıskanan kişiler aslında bizden çok daha realitede, dışarıdan göründüğünde bizden çok daha fazlasına sahip olabilirler. İşse daha iyi bir mevkide, paraysa daha fazla paraları, malları, mülkleri olabilir. Ama her nedense bizim elimizdeki şeyleri kıskanan insanlar var. Bu yüzden biraz nazara gelme ihtimaliniz var sevgili koçlar. Evet, devam edelim. Sevgili Koç burcundaki arkadaşlarımızın Eylül ayında iş, kariyer, para, maddiyatla ilgili olası yaşayacakları nelermiş bir bakalım. Evet arkadaşlar, 14 tane kart seçeceğiz. Ayı ikiye bölüyoruz. Hadi bakalım. Kılıç dokuzlusu, ilginç. Eylül ayın başlarında hemen böyle kadersel kararlar vereceğiniz bir dönem olabilir sevgili koçlar. Allah Allah. Bir saniye. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8, 10, 12. İki tane kart daha çekeceğim. Allah'ım ya Rabbim. Bir türlü saymayı beceremedim. Hadi bakalım. Çok merak ettiğim son gelen iki kartı arkadaşlar. Sonradan dahil olan şeyler, para şövalyesi, güç. Oo, güzel kartlar. Şimdi şöyle bakacak olursak, özellikle iş hayatımızda balık, yengeç, akrep,
Koç, Aslan, Yay burcu, Boğa, Başak, Oğlak burcundan olan veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler etkili olabilir arkadaşlar bizim için. Evet, kılıç dokuzlusuyla açtık dedik ayı. Bir kısmımız için arkadaşlar çalıştığınız yerde bir son durumu söz konusu olabilir. Artık orada tamamlandığınızı hissedebilirsiniz. Yaptığınız işte daha ileriye gidemeyeceğinizi, tıkanıklık hissedebilirsiniz ve bundan dolayı da yeni başlangıçlar kararı alabilirsiniz ve bu alacağınız kararlar gerçekten kadersel döngünüzü etkileyecek kararlar olabilir. Bir kısmınız aynı zamanda çalıştığınız yeri bırakırken kafanızda kendi işinizi yapma planları kuruyor olabilirsiniz. Evet, olumlu mu? Gayet olumlu dedi ve ikili ortak durumları söz konusu arkadaşlar. Bu işte gayet pozitif enerjiler söz konusu, karlı, bereketli bir iş olacak diyebiliriz. Bir kısmımız içinse bir mal alım satımı söz konusu arkadaşlar. Bununla ilgili de gayet pozitif gösterdi durumlar, enerjiler. Evet, bazı arkadaşlarımız bazı başvurular yapmış olabilirler. Sınava giren arkadaşlarımız için ayın ilk haftasının sonlarına doğru güzel haberler kapıda diyebilirim. İş haberi bekleyen, çalışmayan sevgili Koç burcundaki arkadaşlarımız iş haberlerini alacaklar. Oldukça da mutlu olacaklar diyebilirim. Bir kısmınız içinse arkadaşlar ummadık bir para geçecek elinize. Verdiğiniz, alamadığınız, artık peşini bıraktığınız bir para olabilir veya bir şans oyunundan bir para gelme durumu söz konusu. Evet, kuponusu ve dünya kartıyla ikinci haftayı bitiriyoruz. Kuponusu işle ilgili, kariyerle ilgili uzun zamandır amaçladığınız bir konuda artık amacınıza ulaşacaksınız. İşler rayına girecek. Borçla ilgili sıkıntı yaşayan sevgili Koç burcundaki arkadaşlarım, borçla ilgili bir refaha erme durumları söz konusu. Bir kısmınız için ise borçların bittiği döneme giriyorsunuz artık dedi. Üçüncü haftaya başlarken bazı arkadaşlarımız çalıştıkları yerde istedikleri yere gelemediklerini düşünebilirler. Bir türlü istedikleri maddi geliri sağlayamadıklarını düşünüyor olabilirler. Ama burada biraz daha sabrederseniz istediğiniz yere geleceksiniz ve oradaki yerinizi, kariyerinizi sağlamlaştıracaksınız. Şöyle devam edecek olursak, aslında Eylül ayı gerçekten Koç burcu için güzel, pozitif. İlk başta ayrılık olan, iş bırakacak olan arkadaşlarımız için biraz böyle aslında istedikleri bir şey ama oradakilerden ayrılırken mi artık bilmiyorum, biraz hüzün var ama sonrası mükemmel diyebilirim. Yani Eylül ayı sizler için bolluk, bereketin arttığı, paranın belki de bir kısmınız için gerçekten oluk oluk geldiği bir dönem diyebilirim. İş teklifleri, işe başlamalar, işlerde yoğunluk, işlerin şöyle bir tıkırında gitmesi, kafanızdaki projeleri hayata geçirebileceğiniz bütün pozitif, olumlu enerjiler Eylül ayında sizi bekliyor diyebilirim. Evet, maddi konuda ve kariyerle ilgili konularda istediğiniz yere geleceksiniz ve burada çok fazla yeni iş isteyen arkadaşlarımız varsa iş değiştirmeleri çok kolay olacak. İstedikleri işe geçiş yapabilecekler. İş açmak isteyen, kendi iş yerini kurmak isteyen arkadaşlarım, kendi iş yerini açmak, kendi işini kurmak isteyen arkadaşlarımız için gayet olumlu, pozitif bir dönem. Ve güç kartı ile bitiriyoruz zaten. Güç kartı da burada. Sizi böyle aşağı çekmek isteyenler varsa, bu dönemde bu iş olmaz, böyle bir riske girme diyenler varsa hiç merak etmeyin. Kendinize şunu deyin: sen bunu başarabilirsin ve evet başaracaksınız der güç kartı. Arkadaşlar biraz böyle burnum tıkalı, nefes nefese konuşuyormuş gibi olabilirim burnumdan dolayı. Şimdi devam edelim. Sevgili Koç burcundaki arkadaşlarımızı aşk hayatında neler bekliyor Eylül'de?
Gel bakalım, gelmek istedin. Şimdi şöyle baktığımızda aşk hayatınızda özellikle burada ya Koç, Aslan, Yay, Yengeç burcu veya daha çok sizin etki edeceğiniz bir dönem olabilir. Nasıl? Yani dediğim gibi Koç, Aslan, Yay burcundan, Yengeç burcundan birileri veya bu burcun karakteristik özelliklerini taşıyan birisi olabileceği gibi burada Asa Kraliçesi aynı zamanda sizi temsil eder. Yani nedir? Koç, Aslan ve Yay burcunu. Aşk hayatınızda Eylül ayında sanki bana daha çok partnerden ziyade sizin etkili olacağınız, sizin yön vereceğinizi hissettirdi. Biraz daha böyle ilişkinin gidişatını siz belirleyeceksiniz. Evet, geçmiş yaşam ilişkileri. Birçoğunuz için aklında birisi varsa veya partneri varsa bu kişiyle daha çok böyle ruh eşliliği durumu, ruhsal bir bağlantı veya aranızda telepatik bir bağlantı olabilir. Bunu hissedeceğiniz, bunu derinlemesine yaşayacağınız bir ay olabilir Eylül ayı arkadaşlar. Evet, çok hızlı gelişmeler olacak. Küs olan arkadaşlarımızda hemen ayın başında bir barışma durumu söz konusu ve barışmayla beraber aranızda bir zıtlık olabilir. Sanki bir yarış, sanki bir inatlaşma durumları olabilir. Eylül ayının ilk haftası barışmayla beraber oturup bazı konuların konuşulacağı, zıtlıkların sona erdiği, bazı durumların netleşeceği bir dönem diyebilirim. Burada Asa dokuzlusu çıktı. Asa dokuzlusu bize durağan bir zaman ve daha çok ilişkinin bir kişi tarafından sürüklenmesinden bahsedilir. Yani ilişkiyi ayakta tutan bir taraftır. Hep bir taraf alttan alıyordur veya hep bir tarafın gayretiyle görüşülüyordur, mesajlaşılıyordur. Artık zaten geçmişte bunlar olmuş. Barışıldığında bununla ilgili konuşmalar yapılacak. Bütün yük bendeydi. Artık bu yükü paylaşmalıyız gibi bir konuşma durumları söz konusu ve burada çok önemli olan geçmişi geçmişte bırakmak ve artık bazı şeyleri affedip konuşup sonuca bağlayıp geride bırakmak önemli. Yeni bir sayfa açmak sizin için ve ilişkiniz için, ilişkinin gidişatı ve geleceği için önemli dedi kartlarımız. Şimdi bir kısmınız arkadaşlar aklınızdaki kişi için şaşırıyor olabilirsiniz. Ya ben bunu bu kişiyle nasıl olabilirim? Yani bu kişi benim hiç tipim değil, hayallerimdeki gibi birisi değil diyebilir ama bir türlü aklınızdan bu kişiyi de atamayabilirsiniz ve bu yüzden aranızdaki bağla ilgili derin düşüncelere dalacağınız bir dönem. Bir kısmınız için arkadaşlar aşk hayatınızı finansal konular etkiliyor olabilir. Parayla ilgili sıkıntılar ilişkinin gidişatını biraz etkileyecek diyebilirim. Mesela burada mutlu aile tablosu çıkmıştı. Evlilik kararı alacak olan Koç burcundaki arkadaşlarımı bu evlilik kararını veya tarihini daha doğrusu öteleme, ileriye atma durumları söz konusu ama Kupa dokuzlusu geldi. Sevgili koçlar, aşka dair her ne istiyorsanız, dileğiniz neyse, aklınızda birisi mi var veya aklınızda birisi yok, istediğiniz bir aşk mı var? Evet, Eylül ayında en azından ayın sonunda bu dileğinizi ve isteğinize kavuşacaksınız diyebilirim. Şimdi, evet bunlar hayatında birisi olan sevgili Koç burcundaki arkadaşlarım içindi ya da aklında birisi olan Koç burcundaki arkadaşlarım içindi. Hayatında hiç kimse olmayan sevgili Koç burcundaki arkadaşlarım içinse, evet, savaş arabasıyla beraber Yengeç burcundan birisi hayatınıza girecek diyebilirim. Aynı şekilde Yengeç burcuyla beraber yine sizin
grubunuza ait. Yani nedir? Aslan, Koç ve Yay burcu veya bu burcun karakteristik özelliklerini taşıyan birisi olabilir. İnatçı, hırslı, konuşkan, gerektiğinde kavga yapan, ani parlamaları olan, dürüst, yerine göre sivri dilli birisi diyebiliriz ama çok cesurdur ve engel tanımaz. Eğer kafasına bir şey koyduysa onu mutlaka yapar, elde eder. Veya sorunların üstesinden gelme konusunda beceriklidir diyebiliriz. Evet, hayatınıza böyle birisi gelecek ve böyle birisiyle ilk tanıştığınız andan itibaren veya bu kişiyle ilk çıkmaya başladığınız andan itibaren ya ben sanki çok iyi tanıyorum, çoktandır tanışıyormuşuz gibi, yıllardır dostmuşuz gibi hissedebilirsiniz. Çünkü burada bir ruhların zaten birbirini tanıma durumu söz konusu. İkinizin de geçmişinde veya çocukluk travmalarından kaynaklanan ikili ilişkilere dair bazı negatif bilinçaltı kayıtları olabilir. Bununla ilgili şifalanma çalışmaları yapmanız ilişkinin gidişatı için önemli ve kıymetli diyebilirim sevgili koçlar. Evet, Eylül ayında aşk durumlarınız bu şekildeydi. Hadi dilek tutalım. Üç derin nefes alıyoruz sevgili koçlar. Dileğimizi tutuyoruz, bir kart seçiyoruz veya üç dilek tutup ona göre kartları seçiyoruz. Birinci kartımız, ikinci kartımız ve üçüncü kartımız. Hemen seçemeyen arkadaşlarımız burada videoyu durdurup seçtikten sonra devam edebilirler ve ben de hemen birinci kartla başlıyorum. Evet, kılıç çıktı arkadaşlar. Kılıç kartıyla beraber belli bir mücadeleden sonra dileğiniz için ayrıca gerekeni yaptıktan sonra yani gereken mücadeleyi verdikten sonra dileğiniz gerçekleşecek diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet, parayla, maddiyatla ilgili veya işle ilgili bir dilekse hiç merak etmeyin önünüzdeki engelleri aşabileceksiniz dedi. Aşkla ilgili dileğinizde ise eğer üçüncü kişiler müdahilse dışarıdan ilişkiye müdahale ediyorsa hiç merak etmeyin o kişiler devre dışı kalacak dedi kartımız. İkinci kartı seçen arkadaşlarımız. Çok güzel. Evet, yonca kartıyla beraber iş maddiyatla parayla ilgili bir dilek tuttuysanız, evet dilekleriniz gerçekleşecek diyebilirim. Güzel bir haber alacaksınız. Aşka dair ise teklif yolda diyebilirim. Dileğiniz çok güzel olacak sevgili arkadaşlar. Üçüncü kartı seçen arkadaşlarım. Genelde hepsi iyi diyebilirim. Evet, Yusufçuk kartıyla beraber hem aşkta hem maddiyatta kazanacağınız bir dönemi anlatır. Önemli olan akıllı adımlar atmak der ve dileğiniz bir haber gelecek. Bu haberle olacak diyebiliriz sevgili koçlar. Evet, Eylül ayı burç tarot yorum videonuz bu şekildeydi arkadaşlar. Eylül ve Ekim'de, evet, Ekim'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle, aşkla kalın.